Antalya'da Gazipaşa'da kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifinin bahçesindeyiz ve kooperatif başkanı Şerife Yılmaz Hanım ve arkadaşımız kooperatif üyesi Zeliha Deniz'le birlikteyiz. Kooperatifin üretmiş olduğu ürünleri öğreneceğiz. Neler üretiyorlarmış? Gazipaşa'nın dağlarından, ovalarından toplanmış hangi ürünleri ikinci ürüne dönüştürüp nasıl değerlendiriyorlarmış? Onları öğreneceğiz. Birincil ürününüz nedir Şerife Hanım? Gazipaşa'mızın olmazsa olmaz keçi boynuzu meyvemiz var. Biz tabii kadın kooperatifi olarak hem ilçemizi tanıtmak adına hem de ilçemizde yetişen ürünleri tanıtmak adına keçi boynuzundan ürünler işleyerek onları tanıtıma sunduk. Öncelikli olarak keçi boynuzumuzdan. Çok sağlıklı bir bitki. Tabii kesinlikle. Pekmezini yapıyoruz kışın çocuklarımıza sağlıklı önerebileceğimiz. Keçi boynuzu %100 doğal. Keçi boynuzumuz tabii sadece pekmez değil. Aynı zamanda ununu öğütüyoruz. Şu şekilde granülünü yapıyoruz. Şerife Hanım, bu keçi boynuzu granülü mü oluyor? Evet, bu granül biraz daha undan iri iri öğütülmüşlüğüne biz granül diyoruz. Bunu kurabiyelerde ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Tatlılarda, kurabiyelerde. Kek, pasta, kurabiyede. Evet, granülü hem müsli olarak diyet yapanlar rahatlıkla kullanabiliyor. Ayrıca çay olarak demleyerek içebiliyorlar. Özellikle brownie kek de iri taneli olduğu için kabarmasını sağlıyor ve çok güzel oluyor görünüm olarak da. Peki çayı nasıl oluyor? Çayı normal çay gibi suyu kaynattıktan sonra demliyoruz. 4-5 dakika kadar bekletiyoruz. Süzüyoruz, onu içiyoruz. Özellikle sabahları aç karnı içildiği zaman bütün sindirim sistemini etkiliyor ve toklu tutma özelliği var. Gün içinde haricinde içilebilen bir çay. Ölçüsü ne oluyor mesela? Yani ölçü bir yemek kaşığı bir fincan için yeterli olabilir. Keçi boynuzu pekmezi de güçlü bir gıda değil mi? Evet. Bunda da bir ölçü var mı, tüketim ölçüsü yani? Hayır, tüketimde bir ölçü yok ama tabii her şeyi taşıyabileceğimiz kadar taşıyabiliyorsunuz. Evet, kararda tüketmek gerekiyor. Bir de sirkesini yapıyoruz. İlk defa görüyorum bunu. Sirkesini yapıyoruz. Sirke de sindirim sistemi için çok etkili ve dediğimiz gibi yine bütün glisemik endeksi etkileyen bir ürün. Vücuttaki sindirim sisteminin rahatlatıcı bir özelliği var keçi boynuz sirkesinin. Biz tabii sek olarak hani direkt içilebilir ama sonuçta sirkeler asitli bir ürün. Mideyi rahatsız etmemesi adına sulandırılarak içilmesini tavsiye ediyoruz. Veya salatalarda. Evet, salatalarda kullanılabilir. Soslarda kullanılabilir. Veya direkt içmek istiyorsa sulandırarak su bardağını sabahları aç karnına bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı tercihen koyarak tüketilebilir. Sindirim için çok sağlıklı. Bir de Gazipaşa'nın çok özel bir nohutu vardı. Evet. Sizden. Cimbiti yaylası nohutumuz diye geçer. Cimbiti yaylası nohutumuz. Yaylamız Toroslar'da 2000 rakıma yakın, 1850 rakımda bulunan bir lokalite. Cimbiti nohutu. Evet. Sadece o bölgede yetişen bir nohut. Dolayısıyla da farklı özellikleri var diğer nohutlardan. Kolay pişme özelliği, lezzeti, bulunduğu toprak itibariyle içindeki mineraller açısından. Yayla topraklarında evet, yetişiyor. Evet. Yıllardır da tarım yapılmamış, kuru tarım yapılmamış, sulu tarım yapılmamış bir arazi. Sadece hayvancılık ve konar göçerlerin kullandığı araziler. Şimdi ekimlere tabii başlandı. Bol gübreli bir toprak. Evet, yani. Kesinlikle. Nohutumuzun coğrafi işaret çalışmaları devam ediyor. Nohutun ikinci bir ürünü var yine. Evet. Nohut unumuzda biz özellikle çalışanlar için kolaylık olması için mesela humus yapımında çok rahat 5 dakikada humus yapabiliyorsunuz. Neyle karıştırıyoruz nohut ununu hemen? Nohut ununu hemen çok hafif kavuruyoruz biz o çiğ kokusu çıkması için. Kavurduktan sonra robota alıyoruz. Humusta gerekli malzemelerimizi, tahinimizi, limonumuzu, zeytinyağımızı, sarımsak gibi ürünlerimizi koyuyoruz. Hepsini birden çekiyoruz ve 5 dakikada hazır humus oluyor. Hatta biz onları tropikal meyvelerle de çeşitlendiriyoruz. Daha vitaminli hale de getiriyoruz. Özellikle avokadolu humusumuz çok lezzetli oluyor. Öyle mi? Evet. Çok merak ettim. Avokadolu humus. Evet, avokadolu humus. Üçüncü bir grubumuz, nar grubumuz var. Çekirdeksiz narın coğrafi işareti alınmış durumda. Ama sizin bu narınız da özel bir nar. Neydi? Evet. Sizden dinleyelim. Bu narımız da ekşi nar olarak geçer. Bunu yine Hicaz narı ile karıştırarak tatlı ekşi bir sos elde edilir. Dolayısıyla nar ekşimizin tadı çok farklıdır. Bizim biraz daha ziyade dağ köylerimizde nar üretimi daha fazla. Yine bu coğrafi işaret almış olan narımız da aynı şekilde. 750-800 rakımlarda yetiştiği zaman aroma ve renk açısından en güzel sonuç elde ediliyor. Bu narlarımız da ekşi yapılan narımız da yine yüksek köylerimize yetişiyor ve biz nar ekşimizi orada kadınlarımıza yaptırıyoruz. Tabii nar ekşimiz yapılırken nardan biz yine sirkemizi sirkeyi yapıyoruz. Sirkeyi de yeni olmazsa görüyorum. Olmaz. Her ürünümüzün sirkesini yapıyoruz. Ne kadar güzel bir rengi var evet. Değil mi? Çok hoş. Nar sirkesi de biliyorsunuz kalp ve damarlar için çok sağlıklı bir sirke. Öyle midir? Uzmanlar da öneriyor. Evet. Ve benim çok hayran olduğum bir lezzet. Kayakoruğu turşumuz.
Çok güzel. Evet. Bunu nasıl topluyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? Kayakoru belki siz bilebilirsiniz ama bilmeyenler için, izleyicilerimiz için söyleyelim. Kayakoru denizin kayalık yamaçlarında yetişir. Ulaşılması bayağı zor bir bölgedir. Zor toplanır. Karada yani, değil mi? Evet evet. Karada denize bakan yamaçla. Denizin iyotlu havasını alarak yetişen bir bitkidir. Özellikle tiroid hastaları için önerilen bir üründür. Evet. Biz bunun çiğ olarak da tüketilebildiği gibi daha ziyade turşu olarak tüketiyoruz. Özellikle balık ve etlerin yanında inanılmaz bir lezzet veriyor. Lezzet veriyor. Evet. Ve gene bölgeye özgü sıcak iklim bitkisi kapari turşusu, evet, herhalde, değil mi? Evet. Kapari turşusu da biliyorsunuz, kaparinin meyvesi de MS hastalığının tedavisinde kullanılan bir bitki. Bu uzmanlar tarafından da hep açıklanıyor. Tabii o iş uzmanların işi ama çok sağlıklı bir yiyecek. Turşu olarak tüketiyoruz yemeklerini. Daha çok da ihracata gidiyor zaten. Evet. Yurt içinde tüketimiz fazla değil ama değil. Artık bayağı yaygınlaşmaya başladı. Yeni tanınan, bilinen bir Ayrıca soslar yapılabiliyor. Dip soslar etin yanında yine salatalar için dip soslar yapılabiliyor. Bir de meyve kurularınız var, değil mi? Tropikal olan ve yerli meyve kuruları. Bunlar klasik kurularımız. Bu ama bu ilginç. Kuruttuğumuz, evet, tropikal bir meyve, yıldız meyvesi. Diğer adıyla, Latince adıyla karambola meyvesi. Bunu da yeni denedik. Burada otlarımız var, çaylarımız var ve kantaron yağımız var. Evet, kantaron yağımız. Yine kendi buralardan, dağlardan topluyoruz. Belli bir olgunlaşma süreci var. Süreci tamamladıktan sonra şişeleniyor. Ne kadar sürede olgunlaşıyor? Yani en az 2,5 ay biz bekletiyoruz. Beklemesi gerekiyor. Evet, beklemesi gerekiyor. Kantaron bitkisiyle zeytinyağının. Çünkü içine işlemesi gerekiyor o bitkinin içindeki açmayı özler. Açmayı denemek istiyorum. Kantaron yağı aslında iki çeşit biz şu anda üretimini yapıyoruz. Bir sarı kantaron yağı var, bir de kırmızı kantaron yağı var. Bu kırmızı kantaron bu değil mi? Bu sarı kantaron yağıdır. Öyle mi? Evet, çiçekleri sarıdır. Zeytinyağıyla tepkimeye girdikten sonra kırmızıya dönüşür. Kırmızı kantaron dediğimiz pembe kantaron da aslında çiçeği pembedir onun. O da zeytinyağıyla tepkimeye girdikten sonra o da sarıya döner. Tam tersi oluyor, evet, yer değiştiriyorlar. O daha ziyade masaj salonlarında, spalarda tercih edilen masaj yağı olarak, tonik kırmızı yağı olarak kullanılıyor. Evet, kırmızı kantaron. Bu sarı kantaron da daha ziyade yara ve yanıklarda, yine eklem ağrılarında, mafsal ağrılarında aynı şekilde kullanılabiliyor. İyi zeytinyağıyla yapılırsa çok küçük miktarlarda da içilerek hem mide hem de sindirimde rahatlatabiliyor. Evet, kullanılabiliyor. Evet. Son olarak şöyle bir tatlımız var. Adı neydi? Susam sıra tatlısı. Bu yine yöresel bir tatlı, bizim bu bölgenin Şimdi tatlısı. Bunu içeride yapacağız. Evet. Ve daha detaylarını orada dinleyelim isterseniz. Gazipaşa'da kadınlarımız üretiyor veya başka kadınların ürettiklerinin karşılığını bulmasını sağlıyor. Ve kooperatif başkanı Şerife Hanım kadınları toplamış. Burada harıl harıl çalışmaya devam ediyorlar. Bakalım içeride daha neler göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.